kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmasak. Hayır, o çocukla aynı seviyeye giriyorlar. Vay sana böyle geliyor, bana hiç vakit ayırmıyorsun. Ya bırak 100 senede bir kere, çocuk haftada bir kere babasını görsün. Hep beraber gezmemek lazım. Yeni bir kanun lazım. Çıkmış biliyor musunuz? Ben keşke onu içeriden getirseydim. Ne? Arkadaşlar haberi bulursanız getirsenize ne olur. Artık anne babalar birbirlerine karşı çocukları kullanamayacaklar. Zaten kullanırlarsa çok hata ederler. Ama yani bazen kullanılıyor ya. Evet. Sana bu çocuğu göstermeyeceğim diye. Yeni kanun çıktı. İşte kendisini... Arkadaşları bulurlarsa hemen haberi okuyacağım. Kendisini sabah mutlu okudum ederken, ve çok mutlu oldum. Ne olacak şimdi, ceza mı verecekler? Evet. Çocuk artık söylemiyor ki. Artık hiçbir anne baba birbirlerine karşı çocukları kullanamayacak. Aman o Nur, nihayet. Ben bil fiil o biliyorum. O nihayet yani. Bil fiil biliyorum. Özellikle insanlar kendilerini tatmin için çocuğu babaannesinin aleyhinde, kadınlar yapıyor. Ya da erkekse annesinin aleyhinde, babasının aleyhinde konuşuyor. Evet. Ve o çocuğa sordukları zaman senin işte öteki kadın ya da gelin ya da hakiki çocuğu sana böyle böyle bir şey söylüyor mu? Sana kızıyor mu? Sana şöyle çok söylüyor mu? Ediyorum. Bunları da sormayın. Çocuklar annelerini korumak için konuşmazlar. Şimdi bunu bakın da bilin. Hep böyle gündemdeki haberlere bakıyoruz. İlişkilerle ilgili ne oluyor ne bitiyor diye. Sabah geçti bu haber elime. Bunu da hemen paylaşayım çok dedim. Etti. Artık boşanıp çocuğu göstermemek yok. Boşandığı eşine kızıp çocuğunu göstermeyen ebeveynlere zorunlu yaptırım var. Adalet Bakanlığı çocuğunu icra ile gören ebeveynler için harekete geçti. Ve çocuk teslim merkezleri kuruluyor. Hadi gözümüz aydın. Çünkü... Bazı kötü niyetli anne babalar o minicik masum yavruları kullanıyorlar. Çok 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 yazık. Birbirlerinden öç almak için minicik yavruların hayatlarını karartıyorlar. Yapmamak yani şu gerek. Haberi biz işleyeceğiz inşallah. Çocuk teslim merkezi uygulaması orada var. Orada işte polislerle hakları falan. Kanun tasarısına eklenmiş. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek. Ve nihayet çocuk teslim merkezleri kurulması öngörülmüş. Hadi i̇şte gözümüz kadar. Aydın. Bu da çocukları koruyan... Bir uygulama evet. Olacak. Şimdi diğer telefonumuzu hayvanları, hemen alalım. Çocukları korumak lazım. Öyle. Çok doğru onu da başka bir seferinde işleyelim. Hayvan hakları evet, değil mi? O kadar üzülüyorum. İşleyelim. O kadar üzülüyorum ki sana anlatamam yani. İşleyelim. İşleyelim. Vallahi evdeki çok mutlu canavar oldum. Köpeğe tahammül ediyorum. Her yerimi ısırıyordu. Onu terbiye ediyorum. Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Ne yani hemencecik söyleyeyim. Tabii. Çocukmuş gibi konuşuyorum. Hatta benim evde çalışan... Köpeğinizle mi? Evet. Çalışan bir kadın var. Abla ne yapıyorsun sen? Köpekle mi konuşuyorsun? Evet. Aa sen de şaşırdın. Daha evvel de çocuklar benim dışarıda okurken... Nasıl konuşuyorsun? Ne yapıyorsun mesela? Ne diyorsun? Aa yaramaz çocukluk yok. Bak ben sana ne dedim? Isırmak yok değil mi canım? Gel gel uç ağzını kapatalım. Koyuyorum buraya. Seviyorum seviyorum. Ondan sonra diyorum ki... Bak sakın sakın ısırma. Annenin her tarafını ya ısırdın son bu kadar morluklar. Töbe töbe biri çimdiklemiş gibi beni. Onun için onu öğretiyorum, seviyorum. Öyle bir sevgiye ihtiyacı var ki geliyor. Şuraya kafasını koyuyor. Kocaman daha bebek ama olacak sana Allah bilir ibadet yani şey bir hayvan çok. Hayvanlara, çocuklara çok sonuna kadar aynen. Destek olalım. Sakın hayvanları dışarıdan ve çocukları hayvan sevgimizi esirgemeyelim. Ay çok sevgi göstereceksiniz. Hayvanları sahiplenelim. Evet. Bir kedim var inşallah bir köpeğim de olacak. Ay benim iki kedi bir köpek. Hadi bakalım. Şimdi